hocamızla aradık, dedik ki kilisler olarak sesimizi duyurmak istiyoruz dedi. Sağ olsun bizlere Ankara'nın meclis kürsüsünden basın açıklaması ve hafif bir o zaman bir canlı yayın programı hazırladı. Evet. Geç kalınmış bir teşekkürü bugün kendisine sizler huzurunda teşekkür ediyorum. O zaman da kilise düşündü, bu zaman da yine Suriyelerle ilgili. Ben teşekkür ediyorum, inşallah yolu açık olsun. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir ileri caddemize baktığın zaman Murtaza Caddesi'nde Türk esnafımız kalmadı neredeyse. Tamamı Suriyeli yani. Suriyeli oldu. Bugün yine buradayız, kilisteyiz. Olmaya da devam edeceğiz. Ve sağlık. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bir senede hepsini geliyor olacağız. İnşallah. Bak, yani burada kimse Türk milletine kabadayılık yapamaz. Kilis Türk'tür. Şu an kiliste mülteci olmak kolay, Türk olmak zor. Doğru söylüyorsun. Bir sene içinde geliyor olacağız. İnşallah. Başka çaresi yok. Bir sene içinde yollayacağız, söz. Hemen yollayın. Siz zafer deyin, siz bir zafer deyin. Bir seneye kalmasın, tamam. Hemen yollayın. Siz zafer deyin, biz yollayalım. Hitler azınlıktasınız siz kilisliler olarak. Evet, misafirlerimiz var. Evet, ama misafirlik uzadı, misafirliğin fazla uzayanı ev sahibine eziyettir biliyorsun. Evet. Artık bu eziyet olmaya dönüştü. Geçen hafta bir şey tanıtmadık, çok üzüldük. Nedir? Sınav sınıfında bir eğitime tavsiyelik vatandaşlık verilme olayı var. Biliyor musun? Çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Veriyorlar. Türklerden kaybettikleri oyları Suriyelilerle dengelemeye çalışıyor. Evet. Var ama az. Evet. Şimdi Türkiye'ye turist olarak gelsinler. Biz de oraya turist olarak gidiyoruz. Suriyelilerle bir derdimiz yok. Allah kimsenin başına, onların başına gelen plan felaket gelmesin. Abi. Ama yarın kilisinin başına benzer bir felaket gelirse gidecek yerimiz var. Maalesef. Onun için herkes kendi ülkesinde mutlu yaşasın, İnşallah. Dost yaşasın. Onun İnşallah. İçin biz yollayacağız inşallah. Biz de şunu söyleyeceğiz, hani tabii ki biz herkesin vatanına gitmesini isteriz. Tamam. Ama zorla, örnek veriyorum, onları gönderme olmaz. Bu bizim merhametimize de yakışmaz, bizim geçmişimize de yakışmaz diye düşünüyorum. Tabii ki siz ne dersiniz bilmiyorum. Biz şöyle diyoruz, Suriyeliler bir vatanı var, kimse vatanını kaybetmemeli. Aynen, aynen. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürdistan kurmak isteyenler ve Türkiye'yi karışıklığa sürdürmek isteyenler bu insanlar üzerinden bir etnik göç mühendisliği. Türkiye'ye gittiler. Amaç aslında Suriye'nin ve Türkiye'nin lehine olan bir şey yapmak. Aslında bölgede küçük bir İsrail kurulması. Bunlara karşı istedim. Onun için Suriye'nin bölünmemesi için bu insanlar geri dönmeleri, vatanlarına sahip çıkmaları gerekiyor. Biz de onların insanca Türkiye'nin dostları olarak vatanlarına döndüreceğiz. Evet. Benim eşim Suriyeli. Olsun, o da gitsin. Her gün dua. Dedesinin, babasının mezarında dua yapabilsin. Suriyelilere özel istanların bizzat içindeyim ve hak ortasındayım. Evet. Bir, mesela şu genç arkadaşımız şu an COSGAP geleneksel girişimciliğe başvuruyor. 5000 TL hibe alacak. Hı. Aynı hak geçici korumu, bakın vatandaşlığı almış Suriyeli demiyor. Değil mi? Evet. Onlar için ayrı programlar da düzenleniyor. 5000 lira bunlara verirken 25-50 bin lira veriliyor onlara. İşte kendi ülkemizde mülteciyiz kardeşim. Aynen. Şu an gezdiğiniz yer Hacı Cümbüş'ten bu tarafa doğru sırf Türk. %99'u Türk. Ondan şimdi Murtaza Caddesi'ne çıktınız mı? Ben oranları söyleyeyim önce. %50 Türk, 50 Suriyeli. Bir arka sokağına çıkın %80, bir arka sokağına çıkın %90. Evet. Ekmeğimizin ucundan biraz böldük verdik. Şu an o durum kalmadı. Ekmeğin ucundan bölme gitti. Yarısı da gitti. Çeyreği bile kalmadı yani şu an. Türkiye olarak söylüyorum. Türk olarak söylüyorum. Evet. Sen de kilisçisin. Suriyeli. Suriyelisin. Suriye'nin neresinden geldin? Halep. Halep'ten. Merkezden mi? Evet. 15 yıl önce geldik. 15 yıl önce geldim. Ben 17 yaşındayım. Ben 2 yaşındayken geldim. 2011 ben öncesinde mi geldin? Hı hı. Zafer Partisi gelecek, Suriyeliler gidecek. Hayırlısı olsun. Tamam. Hayırlısı. Siz hayırlıyı yaparsanız olur. Kalsın diyorsanız kime verirseniz verin. Hiçbirisini yollamaya niyet yok. Ama gitsinler. Ekonomi başka türlü düzelmez, kriz başka türlü düzelmez diyorsanız o zaman Zafer Partisi'nden başka seçenek yok. Ve daha çok geleceğiz. Çünkü Türkiye'nin en önemli şehri burası şu anda. Türkiye'nin en büyük tehdit altındaki şehir. Merhaba.
Nasıl işleriniz? Elhamdülillah çok şükür. İyi olsun. Nereden? Halep'ten mi geldiniz? Evet, Halep'ten geldim. Kapalı Çarşı'yı bilirsin sen. Derif Halep'te. Evet, biliyorum. Çok güzel yer burası. Geldim ben de savaştan önce Halep'e. Doğru. İnşallah tekrar gideceğim. Siz de görmek ister misiniz Halep'i tekrar? İnşallah. Tamam, biz de yardımcı olacağız size inşallah. Basın açıklaması mı yapacaksınız? Basın açıklaması yapacağız. Mayı yerleştireceğim. Suriye'den geçiş yapmayacak bütün kişileri buradan göndermiyoruz. Geçiş yapacaksanız Suriye'ye izniniz varsa ben size eşlik edeyim, beraber gidelim Suriye'de gezelim. Suriye'ye götürür müsünüz bizi? İzniniz var mı efendim? Kimden alacağız izni? Süleyman'dan mı? Çok abi herkes şükür. Gelip geçiyor. Her vatandaş geçiyor. Şöyle bir şey. Ya hayır efendim, bakın geçiş izni olanları ben buradan salıyorum. Kahraman Türk polisini önümüze diziyorlar. Biz polisimizi hiçbir zaman itip kalkmayız. Biraz önce gördüğünüz gibi Kilis'ten Öncükpınar sınır kapısına giderken polis tarafından durdurulduk ve sınır kapısına izinsiz gidemeyeceğimiz ifade edildi. Yapmış oldukları uygulamanın hukukta yeri olmadığı açık. Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi'ne yönelik hukuk dışı uygulamaları devam ediyor. Ve polise, jandarmaya uygulaması suç olan emirler veriyor. Bu sürecin sonucu Süleyman Soylu'nun mahkemede yargılanması olacak.